Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı doçent doktor Tuğçe Şimşek. Tuğçe hocam hoş geldiniz. Çok teşekkürler, hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Sizler de iyisiniz umarım. Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Rinoplasti nedir diyerek bir başlayalım çünkü günümüzde biliyorsunuz en çok yapılan ameliyatların başında geliyor. Evet, estetik cerrahilerde dediğiniz gibi gerçekten en fazla rinoplasti ameliyatlarını yapıyoruz. Evet. Rinoplasti burnun şeklini estetik açıdan değiştirdiğimiz ameliyatlar. Ancak biz hastayı değerlendirirken aslında burnu bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Hastalarımızın en çok şikayetlerinden biri de şekildeki problemler dışında burun tıkanıklığı şikayetleri çok oluyor hastalarımızın aynı esnada. Bunun da en sık sebebi burun içindeki kemik ve kırda kirliliğinden kaynaklanıyor. Bu yüzden burnun dışını şekillendirirken yani rinoplasti ameliyatı yaparken burnun içindeki kemik ve kıkırdak eğriliğini de düzelttiğimiz septoplasti ameliyatında yapıyoruz. Aslında biz septorinoplasti ameliyatı yapıyoruz hastalarımıza. Böylece hastalarımızın iyi nefes alabildiği ve aynı zamanda da beklentilerini karşılayan güzel bir burun oluşturuyoruz hastalarımız için. Peki yaş sınırı var mı? Yani kadınlar için, erkekler için? Evet. Aslında şöyle alt sınır belirleyebiliriz hastalarımıza. Biz genelde 18 yaşın altında çok önermiyoruz. Bunu minimum belki kadınlarda 16 yaşa, erkeklerde de 17 yaşa çekebiliriz. O da kemik ve kırdak gelişimine bağlı olarak değerlendirdiğimiz yaş aralığıdır. Üst yaş sınırımız aslında yok. Hastanın sağlık durumu el verdiği sürece biz bu ameliyatı yapabiliyoruz. Zaten hastalarımızın da eğer ileri yaştaysa, ek hastalıkları varsa ameliyatı almadan önce gerekli konsültasyonları yaptıktan sonra sağlık durumu el veriyorsa ameliyatlarını yapıyoruz. Mesela en üst yaş grubunda yaptığınız hasta kaç yaşındaydı? Benim 61 yaşında hastam vardı. Aa, ne güzel. Evet, çok şükür de sıkıntısız atlattık süreci. Eskiden çünkü çok önceden yani 20 yıl önce, 25 yıl önce 50 yaşın üstünde burun yapılmaz gibi bir algı vardı ama şu anda bu geçerli değil. Aynen. Benim de en üst sınır yaptığım 68 yaşında olmuştu. Yüz germe hiç mi gelmiştiniz diye sormuştum. Hayır, burun içinde. Şaşırmıştım yani. Evet, gelişen teknolojiyle beraber aslında o konforu sağlayabiliyoruz hastalarımız için. Peki burun şeklini belirlerken bir baz aldığınız şey var mı? Nasıl şekillendiriyorsunuz? Evet. Neye göre şekli karar veriyorsunuz? Şimdi şöyle, hastalarımızı zaten bir ön görüşmeye çağırıyoruz. Hastalarımızın bir beklentisi oluyor. Bazı hastalarımız hatta bize fotoğraflarla gelebiliyor. Fakat biliyorsunuz ki her burnu her hastaya yapamıyoruz. Çünkü her insanın farklı bir yüz şekli var. Bizim de estetik olarak belirlediğimiz bir analiz yöntemimiz var. Aslında birçok analiz yöntemimiz var. Ona uygun, hastamıza uygun bir yüz planlıyoruz. Bunu da hastamıza çok iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Çünkü beklentisini karşılayacak mı, karşılamayacak mı, hangi noktadayız? Onu net olarak konuşmamız lazım. Ve genelde de hastalarımız bu noktada ikna olabiliyorlar gerekli açıklamaları yaptıktan sonra. Ne kadar güzel söylüyorsunuz. Mesela koca böyle patlıcan gibi bir burun, evet. Brad Pitt gibi bir beklenti varsa. Evet evet, aynen. Bunu çok iyi izah etmek gerekiyor. Çünkü bunu konuşmadığımız zaman özellikle de ameliyat sonrası çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Evet. Peki burun ameliyatı zorlu bir süreç midir? Bu tampon süreci, ağrı, morarma, biraz da bundan bahseder misiniz? Tabii. Aslında şöyle, bu çok hastalar tarafından da çok soruluyor bu soru bana. Şöyle, tabii ki biz burun ameliyatını yaparken mukoza kesisi yapıyoruz, kemik kesisi yapıyoruz. İlla ki bir morarma, ödem bekliyoruz. Bu da aslında hastanın hastaya değişen bir süreç. Çok ciddi morarmalar da olabiliyor hastalarda. Çok hafif, bu süreci çok hafif geçiren hastalarımız da oluyor. Ama endişe edilecek bir durum değil kesinlikle. Kendiliğinden 2 hafta içerisinden geçen bir süreç bu. Ağrı konusu da yine öyle korkulacak, ciddi, hastayı endişeye, kaygıya götürecek bir ağrı görmüyoruz rinoplastide. Uyguladığımız ağrı kesiciler ayrıca hastaya eve giderken reçete ettiğimiz ağrı kesicilerle çok rahat ağrıları kontrol altına alınıyor hastalarımızın. Peki yurt dışından ya da şehir dışından, yani sonuçta İstanbul bu konuda merkezi bir noktada. Evet. İstanbul'a gelen bir kişi yani bu ameliyat için geldiğinde bir seyahat kısıtlaması var mı? Ya da dönüşte bir seyahat kısıtlamanız var mı? Evet. Aslında şöyle, ameliyattan sonra hasta eğer durumu stabilse, yani biz onu hastaneden taburcu edecek konuma getirdiysek, bu hastanın seyahat açısından herhangi bir kısıtlaması yok. Uçağa binebilir mi? Uçağa şöyle binebilir, ancak tamponları olduğu için bir basınçta yaşayacağı sıkıntıdan dolayı tamponlar alındıktan sonra binmesi çok daha sağlıklı. Yani konfor açısından, yoksa hayatı tehlikeye sokacak bir durum yok kesinlikle. Ancak ben kendi pratiğimde
Hastalarımın tamponlarını aldıktan sonra ilk muayenelerini yapmak istiyorum. Ondan sonra uğurluyoruz hastalarımızı. Bu ne zaman oluyor mesela? Tamponu ne zaman alıyorsunuz? Tamponu ben kendi pratiğimde birinci haftada alıyorum. Dikişleri oluyor hastamın, bir de açık teknikle çalıştığım için. Dikişleriyle beraber tamponunu beraber 7. günde alıyorum. Ondan sonrasında rahatla uçabilir Ondan diyorsunuz. Sonra evet, şehir dışına, yurt dışına istediği şekilde gidebilir. Peki ameliyat edeceğiniz bir hastanın öncesinde nelere dikkat etmesi gerekiyor? Ve sonrasında nelere dikkat etmesi gerekiyor? İkisini beraber sorayım. Tabii ki. Şöyle, aslında dikkat etmesinden ziyade bazı işte önerilerde bulunuyoruz hastalarımıza. Şimdi ameliyat öncesinde, dediğim gibi daha önce de bahsettiğim gibi, hastamızla biz bir ön görüşme yapıyoruz. Bu ön görüşmede hastanın bize net olarak beklentisini söylemesi gerekiyor. Ve doktorun da net bir şekilde neler yapabileceğini ortaya koyması gerekiyor. Ortak noktada buluştuktan sonra zaten ameliyat kararı alıyoruz. Onun dışında hastalarımızın bazılarının ek hastalıkları oluyor. Bunlar için gerekli önlemleri alıyoruz, gerekli konsültasyonları yapıyoruz. Ondan sonra ameliyat hazırlığını yapıyoruz. Ben özellikle sigara kullanan hastalar için 15 gün öncesinde bırakmalarını istiyorum. Çünkü bu bizim hem ameliyat esnasında sıkıntıya sokuyor, hem ameliyat sonrasında iyileşme döneminde problemlerle karşılaşıyoruz. Ameliyat öncesindeki genel olarak bunlara dikkat ediyoruz. Ameliyat sonrasındaki durumda ise şöyle, erken dönemde biliyorsunuz işte ödem oluyor, morluk oluyor. Bunları azaltmaya yönelik 48-72 saat, saatte 15 dakika hastanın soğuk tatbiki yapmasını istiyoruz. Ödemi daha hızlı, morarmalarını daha hızlı toparlayabilmesi için. Yine bu süreçte bol su tüketmelerini öneriyoruz hastalarımıza. Tuzdan, karbonhidrattan uzak durmalarını, protein ağırlıklı beslenmelerini öneriyoruz. Bir de hastalarda genelde gelen sorular ve sık karşılaştığımız durum, gözlük kullanımı ve spor. Ne zaman başlayabilirim diye genelde soruyor hastalarımız bize. Şöyle, gözlük kullanımı esas şey, olay ödemden kaynaklı gözlük kullandırmıyoruz. O süreçte lens öneriyoruz. 6-8 haftada gözlük kullanımına başlıyoruz. Ama tabii bu tüm gün kullanım şeklinde değil. Önce aralıklı bir yarım saat, bir saat kullandırıyoruz. Hastamızın durumuna bakıyoruz. Herhangi bir kalıcı iz oluyor mu, olmuyor mu? Ondan sonra süreci uzatarak tüm güne kadar çıkartıyoruz. Onun dışında spor, birinci haftadan sonra tempolu yürüyüşe hastamız başlayabilir. 3-4 haftadan sonra ağır sporlara başlayabiliyor, salon sporlarına başlayabiliyor. Fakat temas kuracağı, yani ikili ya da işte temasta bulunacağı sporlar, işte futbol olur, basketbol olur, bu tarz sporlardan en az 2 ay sonra başlamasını öneriyoruz hastamıza. Çünkü erken dönem darbenin problemli olacağını düşünüyoruz. Peki hasta sonucunu ne zaman tam olarak oturmuş olarak görüyor? Burnunun. Şimdi şöyle, ilk 6 ay burun şekli çok hızlı şekilde oturuyor. Fakat yavaş yavaş ödemin azalmasıyla beraber özellikle tip bölgesinin şekillenmesi, yani burnun ucunun şekillenmesi 1 yılı buluyor. Hatta bu kalın derili hastalarımızda bu süreç tam olarak 2 yıla kadar uzamaktadır. O yüzden de mesela bazen hastalarımız erken dönemde geliyor, benim burnum şiş, ben böyle işte istemiyordum gibi sıkıntılarımız olabiliyor. Hastalarımıza sabretmesini söylüyoruz. Gerekiyorsa revizyon cerrahilerde en az 1 yıl beklememiz lazım. Şeklin oturması açısından. Peki rinoplasti sonrası süreçte hastalar, herhangi bir kısıtlama mevcut mu? Yani süreçte hastalar için. Aslında hiç bir kısıtlamamız yok ama biraz önce bahsettiğim işte spora, dediğim gibi bir hafta sonra başlamalarını öneriyoruz tempolu yürüyüşlere. Salon sporlarını 3-4 hafta sonra, temas gerektirecek sporlar 2 ay sonra, gözlük kullanımı keza söylediğim gibi pandemiyle beraber maske kullanımı problemi çekti. Bunda da şöyle, kulak arkasında lastikli maskeler erken dönemde kesinlikle önermiyoruz. İlk 2 ay özellikle çok önemli bizim için. Burun ucuna baskı yaptığı için tip bölgesine, yani burun ucunda düşmelere sebep olabilir. O yüzden de ya kullanılacaksa siper ya da bağlamalı maskeleri bu süreçte kullanmalarını öneriyoruz hastalarımızın. Şimdi şöyle, aslında burun ameliyatları sayısı müthiş bir hızla ilerlerken bu dönem içerisinde karşımıza bu dolgular çıktı. Evet. Bu dolgular da tabii otomatik olarak pek çok kişinin hani ameliyatsız çözüm diyerek başvurduğu konulardan birisi haline geldi. Ve yani hakikaten burundaki o hızlı ilerlemeyi biraz düşürdü diye düşünüyorum. Biz aslında yani her zaman ameliyattan yanayızdır. Aynen. Peki dolgu yapan bir kişinin burnunu yapıyor musunuz? Daha önce dolgu yapılmış bir burun.
Şöyle ben yapıyorum, cerrahi olarak açıyorum ama riskleri anlatıyorum. Nedir riskleri? Çünkü burnu açtığımız zaman orada bir dolgu materyali karşılaşıyoruz ama orada dokularda yapışıklıklar meydana gelmiş oluyor, kisleşmeler oluyor. Bu da ameliyat sonrasında yara iyileşmesini, doku iyileşmesini geciktirebiliyor. Enfeksiyon riski artıyor. Dokuda retraksiyon dediğimiz çökmeler meydana gelebiliyor. Kıkırdak kayıpları olabiliyor. Bu risklerin hepsini kabul eden hastalarda ameliyatını yapıyorum. Peki bu dolgu konusunu özellikle vurgulamak istiyorum. Normalde dolgu yapılabilecek hasta oranı nedir? Yani toplumda, yani bir hekim olarak kendi şeyinizde, yani bir tıbbi literatür olması gerekmiyor. Evet, aha. Aslında şöyle biz ırk olarak genelde hamplı bir buruna, hörgüçlü bir buruna sahibiz. Genelde aksı eğri buruna sahibiz. Aslında çok çok yüksek oranlarda değil dolguyla düzeltilecek burunlar. O yüzden de çok ufak işte... Tip bölgesinde hafif bir düşüklüğü var hastanın. Evet, yapılabilir. Hafif bir hampı var. İşte tip bölgesinin arkasını biraz doldurursak düz bir şekil alacak. Evet, yapılabilir. Ama bir burun eğriyse, ciddi bir hörgüç varsa bunlar da öncelikle cerrahi. Çünkü şöyle bir sıkıntımız da oluyor. Yani maalesef evet dolgu oranı çok artıyor ama çok da umut vaat edilerek yapılıyor. Yani evet. Hastaların beklentileri aslında dolgu sonrasında düşüyor. Evet. Memnuniyetsizlik artıyor. Bir işlem uygulanmış oluyor. Cerrahide de bunlar bizi zora sokuyor aslında. O yüzden karar verirken çok iyi değerlendirmek lazım hastamızı. Ben yapıyorum bu arada. Yani burun dolgusu da yapıyorum ama çok çok eleyerek yapıyorum. Ve hasta kesinlikle cerrahi istemiyorsa yapıyorum. Ama mesela kötü bir burun geldi. Hasta cerrahi istemiyor, dolgu yapmıyorum. Yani düzelmeyecek bir buruna da tamam siz cerrahi istemiyorsunuz ama ben bunu dolgu yapayım demiyorum. Anladım. Çok önemli bir konuya değindiniz bence. Burun dolgusu yaptırmak isteyenler çünkü kolay olduğu için hemen o yola başvuruyorlar. Evet. Fakat aslında dolgu adı üstünde büyüten bir şey. Evet evet tabii. Aynen. Ve bunun kararını verecek olarak mutlaka bir cerrah olmalı. O cerrah da size gerekirse dolgu da yapar, gerekirse ameliyat da yapar. Tabii aynen. Yani cerrah olmayan bir kişiye burun dolgusu yaptırdığınızda aslında en büyük problem o zaman başlıyor. Çünkü ileride ameliyatınızın başarı şansını da düşürüyor. Ekstra sıkıntılar ortaya çıkabiliyor maalesef. Çok teşekkür ederim. Ben vermiş teşekkür olduğunuz ederim. Bilgiler için. Çok güzeldi hakikaten. Çok kısa bir süre içerisinde müthiş bir deneyim paylaştınız. Sağ olun. Bugünkü program konuğumuz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı doçent doktor Tuğçe Şimşek idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyorum. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.